Günaydın arkadaşlar. Bugün SQL'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün en son aggregate fonksiyonları görmüştük. Sum fonksiyonunu, AVG fonksiyonunu, max fonksiyonunu, min fonksiyonunu ve count fonksiyonlarını görmüştük. Dedik ki bu fonksiyonları kullanırken yanlara bir kolon yazamıyoruz. Bu fonksiyona geriye sadece bir satır ve bir sütun, yani geriye bir değer döndürüyor. Biz gelip yan tarafına hiçbir kolon yazamıyoruz. Çünkü fonksiyonun geriye dönmüş olduğu değer hiçbir kolona veya hiçbir satıra ait bir değer değil. O tablo içerisindeki kolonların veya satırların içerisindeki verilerden elde edilmiş, ortaya çıkan bir değer. Dolayısıyla hiçbir satıra veya sütuna ait olmadığı için biz yanına gidip bir kolon veremiyoruz. Dedik ki bunun bir yöntemi var ama şu an için veremiyoruz demiştik. Onun bir yöntemini bugün göreceğiz işte. Group by dediğimiz bir komutumuz var, group by arkadaşlar. Tablo içerisindeki verileri gruplamaya yarıyor. Bu yöntemle aggregate fonksiyonları kullanırken yanlarına kolonlar verebileceğiz. Belli kriterlere göre tabii ki. Yine kuzey yerini seçiyorum bakın. Kuzey yerini arkadaşlar new query diyerek yeni bir sorgu penceresi açıyor. Group by deyimi. Group by arkadaşlar tablo içerisindeki verileri gruplamayı sağlar. Nasıl yani? Şöyle bir sorgu sorsa. Hangi kategoriden kaç tane ürün vardır? Hangi kategoriden kaç tane ürün vardır? Burada bir anahtar kelime var arkadaşlar. Group by gördük. Alt sorguları joinlerde gördüğümüz zaman bol bol soru geliyor. Ben de size soracağım. Eğer sormuş olduğun sorularda hangi kelimesi geçiyorsa, hangi kelimesi, bilin ki orada group by kullanmanız gerek. Hangi kategoriden kaç tane ürün vardır? Şunu demek istiyorum. Select yıldız from ürünler. Bakın. Burada çay, çeng, anisit, şurup ürünleri var ya. Hepsinin çay ve çengin kategorisi 1 var. Ne bileyim şuradaki ürünlerin, şunlardaki 2, bir daha var 2. Şunu demek istiyorum. ID'si 1 olan kategoriden kaç tane ürün var? ID'si 2 olan üründen kategoriden kaç tane ürün var? Ne bileyim ID'si 3 olan kategoriden kaç tane ürün var? 4 olan kategoriden kaç tane ürün var? Ben bunu merak ediyorum. Kaç tane ürün vardı dediğimize göre hangi aggregate fonksiyonu kullanacağım? Adet sayım yapacağım değil mi? O zaman count. O zaman count'u kullanacağız. Count dediğimiz aggregate fonksiyon arkadaşlar adet sayımı yapıyor, yani satır sayısı yapıyor, satır sayımı yapıyor. Kaç tane ürün vardı sorusunun cevabını count fonksiyonumuz yapacağız. Peki kategoriye göre gruplama işlemini nasıl yapacağız? Kategoriye göre gruplama işlemini arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Select yıldız from ürünler dedik. Daha sonra gelip sonra group by. Şunu demiş oluyorum. Ürünleri listele. Ama gruplayarak listele. Hangi koluna göre gruplayacak? Kategori ID koluna göre grupla diyor. Böyle çalıştığımız zaman arkadaşlar hata veriyor. Mantığı da şudur. Bakın diyor ki hatada. Türkçe meali şudur, hatada söylemiş oldum. Sen kategori ID'ye göre grupluyorsan tablodaki bütün formları getiremezsin. Çünkü şöyle bir şey olacak. Bizim kaç tane ürünümüz var? 77 tane. Kaç tane kategorimiz var? 11 tane. Ben kategori ID'sine göre grupla dediğim zaman her kategori ID'yi bir kere yazacağım. Yani buraya 11 satır kayıt yazıyor. Ben select yıldız from ürünleri yazdığım zaman tüm ürünlere getirmeye çalışıyorum. Bir de 77 tane ürün var. 11 tane kategori var. Buraya 11 tane kategori yazacak ama ben 77 tane yazmak istiyorum. Veya şöyle bir durum var. Kategori ID'sini 1 olan kategori bir kere yazacak ya buraya. 1 diye bir kere yazacak. Bir de kategori ID'si olan 10 tane ürün var burada. Nasıl yazacağım 10 tane ürünü? ID'si 1 olan kategori buraya bir kere yazacak. Ama ID'si 1, kategori ID'si 1 olan 10 tane ürün var. O 10 tane ürün nasıl yazdı? Group by'de böyle bir kural vardı arkadaşlar. Select ile from arasına
Eğer gruplar kullanıyorsanız, burası çok önemli. Eğer gruplar kullanıyorsanız, select ile from arasında sadece buradaki kolonu yazabilirsiniz. Başka bir kolon yazamazsınız. Yani aggregate fonksiyon kullanacağız. Şöyle ki, buraya gelip kategori ID yazdık ya. Gitti. Normalde 11 tane kategori var. Ama ürünler tablosunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ID'li, numaralı ID'li kategoriler kullanmış. Orada bu 8 tanesini yazdım. 9, 10, 11 olanlar kullanılmamış. Onları yazmam. Ben gelip buraya kategori ID'sinin yanında ürün adını da göster diyemem. Sadece gruplanmış olduğumuz kolonu buraya verebiliriz. Peki hocam bizim ne işimize yarayacak bu gruplar? Tamam, grupladık. Kategori ID'sini bir kere yazılmayı gösterdik. Nasıl yapacağız bu işlemi? Yani gruplar bizim ne işimize yarayacak? Gruplar arkadaşlar bizim aggregate fonksiyonları bir kolonla kullanmamızı sağlayacak yöntem. Şu şekildeki virgül count yıldız diyor. Normalde sadece count yıldızı yazsam şu şekilde hata vermez. Buraya gelsem, desem ki kategori ID desem şöyle. Gruplamayı seçmiyorum bakın. Sadece burayı seçiyorum. Çalıştırdığım zaman bana hata veriyor. Diyor ki aggregate fonksiyonu yanında diyor. Aggregate fonksiyonu yanında diyor. Group by olmadan kolon getiremezsin diyor. Kategori ID'ne göre grupluyorum. Daha sonra kategori ID'sini veriyorum. Count yıldız diyorum. Execute dediğim zaman diyor ki bakın hata vermiyor, çalışıyor. ID'si 1 olan kategoride 12 satır kayıt vardır. ID'si 2 olan kategoride 12 satır kayıt vardır. 3'ten 13, 4'ten 10, 5'ten 7, 6'dan 6, 7'den 5, 8'den de 12 tane satır vardır diye bana gösterebiliyor. Ve buraya yazacağımız tek kolon grupladığımız kolon olması lazım. Yani gidip kategori ID'ye göre gruplayıp ürün adı yazayım. Nasıl olsa bir tane olacak deyip gelip buraya ürün adını yazamayız arkadaşlar. Hangi koluna göre grupladıysak buraya o kolonu yazmamız gerekir. Başlayalım. Peki şimdi bu sayısını alabilir. Peki toplayabilir miyiz? Nasıl? Neyi toplayabilecek miyiz? Mesela hangi toplamda 8 tane üründen kaç tane kategoriden kaç tane ürün var? Tamam işte. ID'si 8 olan kategoriden toplamda 12 tane ürün varmış. İşte toplam kategoriden yani 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kategoriden toplam ürün sayısı mı? O da zaten 77. Select yıldız from ürünler dediği zaman kaç satır geliyorsa odur yani. Stokta hangi kategoriden kaç dolarlık diyelim, dolarlık ürün vardır? Stokta hangi kategoriden kaç dolarlık ürün vardır? Şimdi select from ürünler. Hangi kategoriden dediğim için arkadaşlar kategoriye göre gruplama yapmam lazım. Diyorum ki grupla kategori ID'sine göre. Buraya da gelip kategori ID'yi yazıyorum. Diyor ki kaç dolarlık ürün var? Her ürünün bir fiyatı var değil mi? Bir de stokta bulunduğu adet var. Ben gidip o ürünün fiyatıyla stokta bulunan adeti çarparsam o üründen stokta kaç dolarlık ürün var bulabilir. Abi bu işlemi nasıl yapacağım? Toplayarak yapacağım. Her ürünün fiyatıyla stoktaki adedi çarpacağım, toplama atacağım. Her ürünün stoktaki adediyle fiyatı çarpacağım, toplama atacağım. Bakın sum, toplama fonksiyonum sum'du. Diyelim ki fiyat ile stok çarp topla. Burada as toplam tutar diyorum. Çalıştırdığım zaman bakın diyor ki ID'si 1 olan kategoriden stokta 12.480 lira 25 kuruştur.
25 dolarlık ürün vardır. ID'si ilk olan kategoriden 12.023.55 dolarlık ürün vardır diye bana bu şekilde işlemi gösterebiliyor. Çok basit oldu şimdi. Çok iyi oldu. Değil mi? Zaten sorgularda grup pay fazlasıyla kullanacağımız bir komut. Çok da işimize yarayan bir komuttur kendileri. Hangi kategoride stokta kaç adet ürün vardır? Evet. Serkan Polat yok. Ercan yok. Aleyküm selam. Özgür taşıyor. Neyse Mehmet de çıkarayım. Mehmet şimdi görmedi grupla. Hasan Korkmaz. Hangi kategoride stokta kaç adet ürün vardır? Stokta kaç adet ürün var diyorum yani. Her ürünün bir stoktaki miktarı var değil mi? Şu üründen stokta 10 tane vardır. Bu üründen stokta 25 tane vardır gibi. Bizim onları toplamamız lazım. Hangi kuram toplayacağız? Tabii stok toplayacağız. Bakın. Diyor ki ID'si 1 olan kategoride stokta 559 adet ürün varmış. ID'si 2 olan kategoride stokta 507 ürün varmış diye bize sorgumuz sonucu gösterebiliyor. Olsam yarın kalmış olsaydı niye hesaplamış olacaktı? Niye hesaplamış olacaktı? Şu soruyu hesaplamış olacaktı. Hangi kategoriden kaç tane ürün vardı hesaplamışlar? O zaman satış sayısını sayardı. Mehmet Rafi Akkuş geldi. Hangi tedarikçiden kaç adet ürün tedarik edilmiştir? Hangi bir şey? Grup var. Tablo mu? Ürünler tablosu. Evet. İçeride tedarikçi ID diye bir kolon var. Aynı bakta yazıyor. Select tedarikçi ID. Toplayacağız. Bir gün. Saat. Bunu mu? Evet. Şuna. Evet. Saniye. Zaten sorumuz yanlış oldu. Onu göstereyim. Daha sonra onu da göstereceğim. Bunu buraya yazmak zorunda değiliz. Bunu buraya yazmasak da
aynı soru geldi deriz. Sonuç doğru gelir. Ama burada buraya yazmamız sebebi şu. Hangi tedarici yani bu 3, 8, 9, 12, 10 gelmiş ya. Burada bir değerli hangi tedariciye ait? Onu görmek istiyoruz. Tedarici aile konu buraya yazdığımız zaman diyor ki ailesi 1 olan tedarici, ailesi 2 olan tedarici, ailesi 3 olan tedarici yanına yazıyor. Dolayısıyla ben buradan geliyorum bakıyorum. Ha 35 değerli 5 numaralı tedarciye aitmiş diyebiliyorum. Yazmadım da bak 35 geliyor da ya. Yani. 35 yeri hangi tedarciye ait diye. Burada arkadaşlar sum işlemi yapmayacağız, toplama işlemi yapmayacağız, count yapacağız. Yılıza diyebiliriz, tedarikçi aydı diyebiliriz. Hangi tedarikten kaç adet ürün tedarik edilmiştir dediğim için şunu soruyorum aslında. Select Yıldız from IDC 1 olan tedarikten bakın burada 3 tane gelmiş ya. Şuradaki ben satır miktarını soruyorum. Stoktaki miktarını sorsam stokta kaç adet ürün vardı diye söylerdim. O zaman da gidip stoktaki miktarını toplamamız gerekiyor. Hangi tedarikçiden toplamda kaç dolarlık ürün alışı yapılmıştır? Bir daha seçelim Hasan çıktı. Hikmet ilk öğren. Hangi tedarikçiden toplamda kaç dolarlık ürün alışı yapılmıştır Hikmet? Toplamda hani işte sam fonksiyonu kullanacağız. Upgrade fonksiyonu. Select tedarikçi ID. Sam. Olarak ürün satma almış. Ürün satışı almış. Ürün satışı. Ürün satışı için bir tablo yapmıştık. Satışla alakamız yok. Yani bizim buradaki almış olduğumuz ürünler zaten tedarikçiden alınmış ürünlerdir. Tedarikçi, ürün tedarik eden firmadır. Biz de tedarikçiden ürün almışız. Çay ürününü IDC 1 olan tedarikçiden 18 liraya 39 tane almışız. Aslında 39 tane almamışız. Belki 50 tane aldık ama 39 tane kaldı. Biz şu anki stok miktarlarına göre hesaplama yapacağız. Aynen öyle. Kategoriye göre yapmıştık. Evet, kategoriye göre. Grup buying görevi belirtilen tablo içerisindeki belirtilen kolona göre kayıtları gruplama işlemini sağlıyor. Biz normalde sum stok çarpı fiyat aggregate fonksiyonu kullanırken grup buy olmadan yan tarafına bir tane kolon getiremiyorduk. Tek başına kullanabiliyorduk bu fonksiyonu ama yanına bir tane kolon yazamıyorduk. Ama grup buy yazdığımız zaman tedarikçi ID'ye göre buraya getirip tedarikçi ID'ye kolonu yazabiliyorduk. Bu sayede diyoruz ki IDC 1 olan tedarikçiden 1155 tane 1155 dolarlık ürün var bu stokta. Aslında bu soru yanlış oldu. Hangi tedarikçiden stokta toplamda kaç dolarlık ürün vardır? Böyle daha doğru. Hangi tedarikçiden stokta toplamda kaç dolarlık ürün vardır? Daha doğru bir soru oldu. Şimdi 155 mi? Evet. Buradan birisinden aldım.
Şeyden dolayıdır. Şuradaki ürünlerde tedarikçi ID yazıyor ya. Burada bir tane null vardır. Tedarikçi ID'si null olan eleman vardır. Ürün vardır. Ondan oraya null getirmiştir. Bende tedarikçi ID'si null olan hiçbir kayıt yok. O yüzden. Anladın mı? Hangi personel hangi müşteriye kaç adet ürün satışı yapmış? Kaç adet satış yapmıştır? Hangi personel hangi müşteriye kaç adet satış yapmıştır? Kullanacağınız tablo arkadaşlar, satışlar tablosu. Yani yapmak isteyen gönüllü var mı yoksa hangi yatırım sana? Hangi personel hangi müşteriye kaç adet satış yapmıştır? Şimdi anahtar kelime ne demiştim? Hangi kelime? Hangi kelimesini gördüğümüz zaman grup bug kullanacağız demiştin değil mi? Burada iki tane hangi var. O zaman birden fazla gruplama işlemi yapacağız. İki tane varsa iki tane gruplama yapacağız. Bunu ben yapayım arkadaşlar. Diyorum ki select from satışlar grupla satışları hangi personel hangi müşteri demiş. Personel ID'sine göre grupla bir de müşteri ID'sine göre gruplamam gerekiyor değil mi? Virgül müşteri ID. Burada şunu demiş oluyorum. Hem personele göre grupla hem müşteri ID'sine göre grupla demiş oluyorum. Buraya gelip iki tane korona göre grupladığım için buraya gelip iki kolonda yazabilirim. Personel ID, virgül, müşteri ID, virgül, count, yıldız. Ez adet diye. Diyor ki, personel ID'si 1 olan personelden alt sıkı müşterisine 2 adet satış yapılmış. 3 numaralı personelden alt sıkı müşterisine 1 adet satış yapılmış. Bakın ID'si 1 yazmıştı değil mi? ID'si 1 olan personelden Anton müşterisine 1 adet satış yapılmış. Yine aynı şekilde ID'si 1 olan personelden Berks müşterisine 4 adet satış yapılmış. Bu şekilde gösterebiliyor. Personel ID'si 1, müşteri ID'si Askı'yı bir kere yazıyor. İkisini bir kere grupluyor. Bu ikisinin bulunduğu kaç satır kayıt var? 2'ymiş. Bunu da yanına yazıyor. Daha sonra bunları bir daha işleme tabi tutmuyor. Daha sonra birin başka müşterilerle işlemeni gerçekleştiriyor. İşte birin Anton'la, birin Berks'le, Blob'la, Bonap'la falan diye devam ediyor bu şekilde. Toplamda 464 satırlık bir kayda ulaşmış olduk. Hangi müşteri, hangi nakliyeciden kaç
adet sipariş etmiştir. Kaç adet siparişte bulunmuştur diye. Hangi müşteri, hangi nakliyeciden kaç adet siparişte bulunmuştur? Satışlar tablosundaki nakliyeci kolon arkadaşlar, ship via kolonudur. Ship via kolonu nakliyeci ID diye kullanabilirsiniz. Bilmiyorum Korkman. Select müşteri ID virgül ship via virgül count virgül row satışlar group var müşteri ID virgül ship via. Aynen öyle. Bonap müşterisi nakliyeci olmadan bir adet siparişte bulunmuş. Altı müşterisi bir aile siparişten 4 adet siparişte bulunmuştur diye gösterebiliyoruz. 240 satılık bir kaydı elde etmişiz. Şuradan bakın. Altı müşterisi yine altı müşterisi ailesi 3 olan nakliyeciden bir adet siparişte bulunmuştur. Yukarıda Tools var. Evet. Tools'tan Options'a giriyorsun. Evet. Buradan Designers mıydı? SQL Server Object Explorer'a geliyorsun. Evet. Buradaki Edit Tab and Rows, Select Tab and Rows diyor ya, bunları sıfır yapıyorsun. Sıfır yaptığı zaman orada All Rows yazar. Göstereceğim sahneye. Çok yaşa. Hangi üründen toplamda kaç dolarlık satış yapılmıştır? Bu sorguyu bulan, sorguyu yazın. Kullanacağımız tabloda arkadaşlar satış detay tablomuz. Ürünlerin satılmış, satılan bilgisini, satılan ürünlerin bilgisi satış detay tablosu tutuluyor. Bu ürün şu fiyattan, şu kadar adetten, şu kadar indirimle satılmıştır diye bilgiler tutuluyor satış detayda.
giyotinimiz Hakan Korkmaz'ı seçiyor. Select, kullanım satış yapı. Group by. Ürün ID. Chrome'a gelelim. Ürün ID. Google Sun. Fiyat çarpı adet eksi parantez açılımı yok pardon çarpı 1 eksi 11 S aynen öyle. Select dedik ki from satış detay, satış detay tablosuna getir. Getirirken ürün ID'sine göre grupla. Daha sonra geldik select ile from arasında. Ürün ID'sini yaz. Yanına da git her bir ürünün fiyatıyla adetini çarp. Bundan da bu ikisini çarpılmış haliyle de git. İndirimin birden çıkartılmış haliyle çarp. Dolayısıyla indirimli halini elde etmiş oluyoruz bu şekilde çarptığımız zaman. Bu kolonda toplam tarifini ver ve yaz demiş oldu. Bakın gitti. ID'si 23 olan ürün toplamı 4601.69999 diye gidiyor. Bu kadar dolarlık bir satış gerçekleştirilmiş. ID'si 3 olan üründen 3044 dolarlık bir satış gerçekleştirilmiş. ID'si 9 olan üründen de 7226.5 dolarlık bir satış gerçekleştirilmiş. Bunları bize gösterebiliyor. Ben büyük toplam bir sıralar, ben büyük bir sıralar değil mi? Tabi sıralarız. Order by toplam tar dersek büyükten küçüğe doğru mu? O zaman deskenlik deriz. En büyük fiyat 141.396'ymış. 141.396 nokta falan filan dolar diye gidiyor. Daha sonra 80.000, 71.000, 47.000, 46.000, 42.000 diye aşağı düşerek devam ediyor. Bu da soru gerekli. Yani grup by grup damayı olmasa sıralamayız. Aynen öyle. Hangi ürün toplamı kaç dolar satılmıştır? Ve toplam satış tutarını küçükten büyükten şeye doğru sıralayınız. Var mı gruplama işleminde anlaştığım emin nokta? Gruplama işlemi bu kadar arkadaşlar. Birazdan alt sorguları, enerji oyunları falan göreceğiz. Onları gördüğümüz zaman biraz daha kompleks sorgu yazabiliyor olacağız. O zaman daha çok kolay da gruplaya daha fazla sorgu yazacağız. O zaman yine detaylı bir şekilde gruplaya kullanacağız.